Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İza nudiye lissalati. Namaza çağrıldığınız zaman, davet edildiğiniz zaman min yevmil cumati. Cuma gününde namaza çağrıldığınız zaman fes'av koşun ila zikrine. Allah'ın zikrine, yani namaza koşun. Ve daha vezerul beyu. Alışverişi bırakın. Efendim Allah'ın zikrine, yani namaza koşun. Zalikum, bu yani alışverişi bırakıp namaza koşmanız hayrul lekum, sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum talemin, eğer bilecek olsanız efendim bu sizin için daha hayırlıdır demiş. Evet. Feiza kuzuyatı salatü, ne zaman ki namaz bitirildi, yani cuma namazı bitirildiği zaman fenteşru filar, yeryüzüne yayılın, dağılın da vebtehu min fazlillah, Allah'ın lütfunu arayın. Evet, Allah'ın lütfunu aramak için yeryüzüne dağılın. Vezkurullah'a kesilen, çokça Allah'ı zikredin. Leallekum tüflükum, böylece felah ermeniz için Allah'ı zikredin demiş. Evet. Şimdi bu ayet işte şey geldi. Ve izâ râvi, gördükleri zaman ticaretin bir ticaret. Yani peygamberin hutbe okuyor. Kervan gelmiş. Kervan gelince de işte mesela böyle bir davul çalarlarmış. Bir ses, yani geldiğini belirten bir işaret yaparlarmış. Onlar da cami için namaz kılarak şey nedir hutbe okunurken duymuşlar bunu. Evet. Ve izara ticaretin, bir ticaret gördükleri zaman ev ya da lehven, bir eğlence gördükleri zaman infazu, ona dalarlar. Evet. İle ileha, ona ve terakuke kame, seni ayakta bırakıp ona dalarlar demiş. Peygamberimiz hutbedeyken işte 12 kişi hariç diğerleri gitmişler. Evet. Kul de ki ma indallah, Allah'ın yanında olan hayrun da hayırlıdır. Neden? Minel lehvi, oyun eğlenceden ve minet ticaret, ticaretten daha hayırlıdır. Vallahu vallahu hayrul razıkın, rızık verenlerin hayırlısıdır. Allah size dizelse rızkı verirdi ama oraya niye gittiniz diye Allah Teala böyle onları kınamış ve sonradan da işte efendim şey olmuş, hutbe cumadan sonra okunuyormuş, hutbe öne alınmış, yani insanlar böyle şey yapmasın diye zaten cuma namazından önce gidiyorlar. Evet. Burada yine bir hadis var, onu okuyayım. Diyor ki peygamberimiz, bir cuma peygamber efendimiz hutbe okurken yiyecek maddesi taşıyan bir kervan geldiği duyuldu. Cemaat kervana gitmek için oradan birer ikişer ayrıldığı için mescitte Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in de aralarında bulundu. 12 kişi kaldı. İşte bunun üzerine onlar bir ticaret yahut da bir eğlence görünce sen ayakta bırakıp oraya sürük sükun ederler, koşarlar demiş. Böyle ayeti diyor, nazil oldu. Ayet bunun üzerine nazil olmuş yani. Ondan sonra da işte efendim cumanın hutbesi öne alınmış. Evet. Devam değil mi hocam? Evet. Şimdi Münafık'ın suresine geldik. İşte münafıklar, bu da Allah Teala işte münafıkların durumunu bildirmek için bir sure, bak başlı başına bir sure indirmiş. Yani. Bu sure münafıkların durumlarından belli diyor. Yani münafığın hallerinden ve nasıl, münafık nasıl tanınır? Bunları anlatan bir sure. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'ekel münafikune, münafıklar sana geldikleri zaman kalu, derler ki neşhedü, biz şahidiz. İnneke sen le Rasulullah, ellebette Allah'ın Rasulüsün derler bak. Peygamberimize inanmadıkları halde böyle diyorlar. Evet. Vallahu Allah yalem, biliyor ki inneke sen le Rasulü, elbette sen onun peygamberisin. Allah onun senin peygamber olduğunu biliyor. Şahit. Vallahu Allah yeşhedü, şahittir ki innel münafıka, muhakkak ki o münafıklar le kazibine, yalan söylüyorlar. Yani senin peygamber olduğunu tasdik etmeleri onların yalandan. Şimdi buradaki şey şu. Yani aslında bunlar gayrimüslim. İnanmak istemiyorlar. Fakat Müslüman ülkesinde yaşayan bir gayrimüslim cizye vermesi gerekiyor. Bir tür vergi. Evet. Yani mesela Müslümanlar onları koruyorlar. Mesela diyelim düşmanlarına karşı başka bir düşman gelse, saldırsa Müslümanlar onları korumak zorundalar. Emanlarına giriyorlar ya. O zaman cizyeden kurtulmak için bize Müslüman atıyorlar. Ama Müslüman değiller. Evet. De peygamberimiz gelip sen Allah'ın Resulüsün, biz buna inanıyoruz. Halbuki inanmıyorlar yani. Evet. İttihazu edinler eymanim, yeminlerine bak. Ne edinler? Cünneten, bir kalkan, bir hile aracı ediniyorlar. Fesaddu an sebillah, Allah yolunu engellemek için, Allah'ın hükümlerini uygulamak için ne yapıyorlar? Yeminlerine kalkan ediniyorlar veyahut da hile aracı ediniyorlar. Evet. Şimdi yemin edince, ben Müslümanım deyince sen de ona inanıyorsun. Eğer Müslüman değerim dese cize verecek, vergi vermesi gelecek. Ondan kurtuluyor. Böylece malını, canını emniyet altına almış oluyor. Bu yalanın, evet. İnnehum, onlar sa'ema. Ne kadar da kötü kânü yamlı. Yaptıkları bunların ameli, yani
Münafıklık ne kadar kötü bir amel veyahut da kötü bir inanç. Zalik işte bunun sebebi, böyle yapmaların sebebi bir yandan, çünkü onlar amenü iman ettiler, sümme kefer, son geri tekrar inkar ettiler bak. Önce iman ettiler peygambere veyahut etmiş gibi davrandılar, sonra da inkar ettiler. Fe'tubya mühürlendi. Ala gulüm, kalpleri mühürlendi. Fehum onlar la yefkahun, artık onlar anlamazlar, fıkh etmezler işte. Yine zaman zaman söylüyor diyor. Bu Allah'ın mühürlenmesi ne demek diyor. Bir şeyi düşün ki efendim ağzı bir şeyin, şişenin içine çamuru doldur. Ağzını da iyice kapat kapağını. Zemzem suyunun içine at. Ona diyor zemzem suyu girer mi? Girmez. Allah'ın mühürledi kalbe de iman girmez diyor. Allah mühürledi. Allah'ın mühürlemesi budur. Artık o kafir olarak ölmeye garantilemiş. Evet. Ve izâ râitehüm. Onları gördüğün zaman, yani münafıkları gördüğün zaman tucibüke etsam, onların cisimleri, boyları, bostları seni hayrete düşürür. Yani işte giyimleri, kuşamları düzgün olur. Evet. Ve en yekul, eğer konuşurlarsa tesma li kavlim, ondan sözlerini işitirsin, dinlersin. Tatlı tatlı konuşur işte yeminle ve efendimle neyle konuşur. Keennehüm, sanki onlar huşubin odunlardır. Nasıl? Müsennedir işte. Dayanmış, duvara dayanmış efendim odunlar gibi ya da galaslar gibidir diyor. Galas. Hani odun şu galası duvara dayan da öyle dikilir ya. Öyle onlar gibidirler. Yahsebune, zannederler kulle sahibi, her bir sesi o münafıklar aleyhim, aleyhlerine zanneder. Acaba bizim hakkımızda bir ayet gelip de bizim münafıklığımızı bildirecek mi diye böyle şüphe üzerine yaşarlar. Evet. Hüm onlar adüvün düşmandırlar. Bak onlar münafıklara düşmandırlar. O zaman fahserhum, onlardan sakın. Kork değil de onlardan sakın. Onlara göre tedbirini al. Evet. Gâtelehumullah. Allah onları kahretsin. Enna yufekun. Onlar nasıl da haktan böyle iftira ederekten sapıyorlar, dönüyorlar demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim diyor.